Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program ve güzel yemekler hazırlamış olacağız. Tezgahımız hazır, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek hazırlamış olacağız. Hangi yemeklerimiz var sizler için hazırlayacağımız? Çok güzel bir bulgurlu tavuk dolmamıza tavuk dolma yapacağız. Ondan sonra muhallebili güzel bir Kemalpaşa tatlımız var. Kemalpaşa tatlısı yapacağız. Ve ondan sonra sütlü domates çorbamız var. Domates çorbası hazırlanmış olacağız. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Tabii ki biz burada yemeklerimizi yapacağız. Sizler de evinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlanmış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. TGDT olarak Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube sayfalarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Orada da bütün yemeklerimizi bulabilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 2 ile 2.30 arasında, hafta sonları saat 10-11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Gece saat 2 ile 2.30 arasında, hafta sonları saat 10-11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz bizleri. Ondan sonra bizleri internet üzerinde de takip etmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız sitemizden takip edebilirsiniz. Orada da bakabilirsiniz. Sitemizin adresi www.tgrt.com adresinden de bizleri takip edebilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. www.tgrt.com adresinde de bizleri takip edebilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Sebeta Abdullah Hakim YouTube sayfalarında takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube sayfalarında aynı şekilde takip edebilirsiniz. Yemeklerimi bulabilirsiniz, yemeklerinizi gönderebilirsiniz. Burada yapmamız istediğiniz yemekler de aynı şekilde tariflerle, gramajlarla, ölçülerle gönderin. İnşallah sizler için burada hazırlayalım. Programımızda bizlerle beraber bulmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşabilirsiniz. Orada da bütün yemeklerimi, merak ettiğiniz bütün yemeklerimi de bulabilirsiniz. Evet, canlı yayın numaramızsa 0212 454 55 71 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 71 nolu numaramızdan bizlere aynı şekilde orada ulaşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Hatta yemekleriniz de varsa isteklerinizi oradan dile getirebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Evet, bizleri izleyen sevgili Murat Yıldırım'a benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Fransa'dan orada yaşıyor ama aslen Yozgat'ta olan sevgili Murat Yıldırım'a benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Ve oğlu Yılmaz Yıldırım da bizleri izliyor. Buradan ona da kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ondan sonra yeğeni sevgili Emre Yiğit Soy'a da benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Hem Murat Yıldırım hem Yılmaz Yıldırım, Emre Yiğit Soy'a da benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Fransa'da yaşıyorlar ve aslında Yozgatlı. Onların hem Fransa hem de Yozgat'a da selamları var. Sevgili Murat Yıldırım'ın Fransa'ya ve Yozgat'a da selamları var. Bizde de kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Evet, yavaş yavaş hazırlığımıza geçeceğiz sevgili izleyenimiz. Tabii ki bu arada ünlülerin menajeri sevgili Naci Altın da bizleri izliyor. Buradan kendisine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Ondan sonra sevgili türkücü Karakız Saray Nur da beni izliyor, takip ediyor. Sürekli takip ediyorlar. Ben ikisini de çok seviyorum. Buradan ikisine de benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Evet, yavaş yavaş hazırlığımıza geçeceğiz. İlk önce tavuğumuz için neler kullanacağız? Hangi malzemelerimiz var? Bir göz atalım. Ondan sonra sizlerle beraber yoğun istek alan tavuğumuzu inşallah hazırlayalım. Bulgur ve bol kuru meyveyle yapacağımız çok lezzetli ve güzel de bir sunum olacak sevgili izleyenlerimiz. Evet, kuru meyveli bulgurlu tavuk dolmamız için kullanacağımız malzemelerimiz. 1 adet bütün tavuğumuz, 2 su bardağı kadar bulgurumuz, 2 adet 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, tereyağı veya sıvı yağ da olabilir. Hangisi varsa elimizde onu kullanabiliriz. Ondan sonra 50 gram kadar kuru üzüm, 50 gram kadar kuş üzümümüz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz ve nanemiz, ondan sonra kırmızı toz biberimiz, 1 tutam maydanoz veya da dereotu da kullanabiliriz. Hangisini seviyorsak onu da tercih edebiliriz. 1 adet bütün tavuğumuz, 2 su bardağı kadar bulgurumuz, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya da tereyağı veya da sıvı yağ da olabilir. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar yağ dedik, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, ondan sonra pulverimiz, nanemiz ve 50 gram kadar kuru üzüm ve kuş üzümümüz olacak. İsterseniz kayısı da kullanabilirsiniz. Biraz kuru meyvemiz içinde fazla da olabilir. Hem ona ayrı bir lezzet ve tat katacak. Ondan sonra bir tutam maydanoz ve dereotu da kullanabiliriz. Tenceremizin içine önce yağımızı ilave edeceğiz. Yağımızı döktükten sonra soğanımızı doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Soğanımız biraz kavrulacak. Ondan sonra bulgurumuzu içine ilave edeceğiz. Bulgurumuzu da kavurmaya devam edeceğiz. Ve bulgurumuz biraz kavruluktan sonra baharatımızı ve meyvemizi, kuru meyvemizi içine ilave edeceğiz.
Onunla beraber karıştıracağız. Yeteri kadar suyumuzu içine dökeceğiz ve suyumuzu ilave ettikten sonra pilavımız birkaç dakika bir dinlenecek ve suyunu tamamıyla bir çekecek. Suyunu çektikten sonra içine biraz dereotu veya da maydanoz, hangisini seviyorsak onu da doğrayıp içine ilave edeceğiz. Onunla beraber biraz daha bir karıştıracağız ve tavuğumuzun içini dolduracağız. Üzerine tekrar da sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuzu da döktükten sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Bir adet bütün tavuğumuz ama siz ise tavuğu daha büyük veya da küçük de tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Biz de yavaş yavaş hemen hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, önce bir suyumuz hemen hazır olsun elimizin altında. Şöyle güzelce bir... Önce bir tenceremizin altını bir ayarlayalım. Ondan sonra o yavaş yavaş ısınırken biz de diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz. Kullanacağımız kadar yağımız, isterseniz tereyağı veya da sıvı yağ veya da zeytinyağı kullanabiliriz. Hangisi varsa elimizde onu tercih edebiliriz. Biraz yağımızı tenceremize dökelim. Yağımızı döktükten sonra bir tane soğanımız demiştik. Hemen soğanımızı. İçinde çok da fazla belirgin olmasın. Onun için ben hemen şöyle bir ufak ufak doğrayacağım. Hazır. Diğer yarısını da aynı şekilde üçe bölüyorum. Ondan sonra iyi pişmesi için ve güzel bir lezzet katması için soğanlarımızı bu şekilde doğruyoruz. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı tenceremize aktaralım. Onlar kavrulurken biz de kenarda hazırlığımıza devam edelim. İki tane biberimiz dedik ama sizler isterseniz fazla da kullanabilirsiniz. Kullanacağımız kadar biberimiz. Hemen şöyle bir iki üç tane biber yeterli olacak. Kırmızı kap biberimiz güzel bir renk katacak. Hemen onu da şöyle güzelce bir ortadan bölüyorum. Biraz da belirgin olması için çok da fazla ufaltmayacağım. Bunları uzunlamasına jülyen şeklinde doğrayabiliriz. Evet, bir tane de sivri biberimiz olabilir. Önce bir çekirdeklerinden temizleyelim, böyle bir arındıralım. Ondan sonra biberimizi yavaş yavaş doğrayalım. Çok fazla iri olmasın. Kibri çöpü gibi minik minik. Ufak ufak doğrayalım. Evet, kenara aldık. Devam ediyoruz. Diğer biberlerimiz, onlar da hazır. Ufak ufak. Şimdi hazır. Evet, şimdi biberlerimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Ve biberlerimizi hazırladıktan sonra soğanlarımız öncelikle bir hafiften biraz kavruluyor. Ondan sonra bulgurumuzu içine ilave edeceğiz. Soğan çok güzel bir lezzet ve aroma katacak. Siz de ufak bir tane soğan tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. O biraz daha pilavımızı hem zenginleştirecek hem güzelleştirecek. Onu da bir hafif kavuralım. Ondan sonra bulgurumuzu döküp bulgurla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Hop! 2 su bardağına yakın bulgurumuzu da döküyoruz ve beraber karıştırmaya başlıyoruz. İyice bir şöyle bir karıştıralım. Yavaş yavaş yüksek bir derecede kavurmaya devam edeceğiz. İçine kullanacağımız kadar baharatlarımızı da şöyle bir aktaralım. Biraz tuzumuz. Ondan sonra biraz içine çok hafif pul biberimiz. Güzel bir lezzet ve aroma katacak ama ufak çocuk varsa onlar için çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü çocuklar sevmiyorlar ve biraz da acı olduğu zaman yemeyecekler. Onlar için çok fazla kullanmayacağız. Evet, biraz baharatımız hafif
pulberimiz, biraz kimyonumuz ve de kırmızı toz biberimiz. Ona güzel bir aroma ve tat katacak. Hemen baharatlarımızı döktükten sonra beraber biraz daha karıştıralım. Doğramış olduğumuz karışık biberlerimiz, onu da üzerine dökelim. Biberle beraber tekrardan kavurmaya devam ediyoruz. Hem pilavımızı biraz daha zenginleştirmiş olacağız, hem de güzelleştirmiş olacağız. Onun için ise soğanımı kavurdum, bulgurumu içine ilave ettim. Bulguru kavurduktan sonra içine baharatlarım, ondan sonra biraz da karışık biberimi içine ilave ettim. Onlarla beraber kavurmaya devam edelim. İçine biraz kuş üzümümüz ve karışık kuru meyvemiz, kayısı da vardı ve üzümümüz. İçine ilave edelim. Böyle biraz kuru meyvelerimiz de içine döktükten sonra yavaş yavaş karıştıralım. Çok da güzel bir pilavımız olacak. Biraz daha karıştırmaya devam ediyoruz. Önce soğanımızı kavuralım. Ondan sonra içine bulgurumuz, bulgurumuzla beraber baharatlarımız ve baharatlarımızı da iyice bir kavurduktan sonra hemen tekrardan içine karışık biberimiz, ondan sonra içine kuru meyvemiz, biraz naneyi dökebiliriz. O da güzel bir lezzet ve aroma katacak sevgili izleyenlerimiz. Bir tatlı kaşık kadar kuru nanemizle beraber son bir kez daha karıştıralım. Ondan sonra suyumuz hazır, sıcak suyumuz. Suyumuzu ilave edeceğiz. Birkaç dakika bir dinlendirmiş ve bekletmiş olacağız pilavımızı. Ondan sonra pilavımız hazırlanmış olacak. Evet. Vay 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 vay. İyice bir. Bulgur biliyorsun biraz suyu fazla seviyor ama biz tabii çok da aşırı bir şekilde su vermeyeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Biraz havuç suyuyla da dinlenmesi ve demlenmesi gerekiyor. O suyu da olacak. O da ona artı bir lezzet ve tat katacak. Evet. Biraz suyumuzu döktükten sonra hemen son bir kez daha karıştıralım. Yeterli, çok da fazla su vermiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi tavuğumuzda suyu olacağı için buna çok da aşırı bir şekilde su vermeyeceğiz. Şimdi o yavaş yavaş dinlenmeye ve demlemeye devam etsin. Güzelce bir şekilde bir toparlansın. O şimdi toparlanırken biz de biraz maydanozumuzu hazırlayalım. O da hazır bulunsun. Ondan sonra sizlerle beraber tavuğumuz için güzel bir sos hazırlayalım. Sosla beraber fırına göndereceğiz. Ben hemen ufakta bir tezgahımda toparlamış olayım. Ondan sonra hazırlama devam edeceğim. Şimdi biraz dereotu veya da maydanoz dedik. Hangisini isterseniz sizler de kullanabilirsiniz. Biraz yeşilliğimiz ona güzel bir lezzet ve aroma katacak. Buradan biraz daha ben nane de içine ilave edeceğim. O da bir güzelce bir şekilde bir kokmasını sağlayacak. Biraz maydanoz ve taze nanemiz onu hem zenginleştirecek hem de ona güzel bir tat katmış olacak. Evet, iyice bir ufak ufak doğrayalım. Evet, şimdi yeşilliklerimiz hazır. Yeşilliğimizi hazırladıktan sonra sosumuzu sizlerle beraber güzelce bir şekilde sosumuzu da hazırlayalım sevgili izleyenlerimiz. Evet. Şimdi sosumuz da hazır. Ve kabımızın içine önce biraz yağımızı dökelim. Biraz içine çok hafif biraz tuzumuz. Tuzumuz çok fazla olmasın. Evet, dün sevgili Murat Temur'un bizlerle beraber olacağını söylemiştik. Onun için kusura bakmayın, gelemedi sevgili izleyenlerimiz. Onun için hakkınızı helal edin. Duyurusunu yapmıştık.
Murat Teymur'un bizlerle beraber olacağını. Evet, şimdi biraz içine çok hafif baharatlarımız, kırmızı toz biberimiz çok da güzel bir lezzet ve aroma katacak. Kırmızı toz biberimiz hem güzel bir renk hem de güzel bir lezzet katacak. Ama çok da aşırı kullanmayalım. Ondan sonra biraz pul biberimiz. İçine biraz kekik de kullanabiliriz ama kekik üzerinde yanabilir. İsterseniz kullanabilirsiniz. Eğer ki sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ve ben hemen biraz da kekikten de üzerine çok az bir dökeceğim. Ama döktüğümüzde çok da güzel bir lezzet katıyor sevgili izleyenlerimiz. Kullanabilirsiniz sizler de eğer ki seviyorsanız. Evet, şimdi bir tane çırpma telimiz. Çok hafif salçamızdan. Ben fazla kullanmayacağım. Şöyle çok hafif salçamın sadece ona güzel bir renk katması için minik bir çay kaşığı kadar da diyebiliriz. Zaten yarım tatlı kaşığı kadar da salça diyebiliriz. İçine ilave edelim. Hemen biraz salçamız. Gördüğünüz gibi çok az bir salçam. Buradaki amacımız sadece ona güzel bir renk ve lezzet katması sevgili izleyenlerimiz. Hemen hazır. Evet. Tekrardan ben sosumu yavaş yavaş böyle güzelce bir karıştıracağım. Salçamız ve yağımızla beraber iyice bir karıştıralım. Baharatlarımız, ondan sonra biraz salçamız, kullanacağımız kadar yağımız hepsi hazır. Ve güzel de bir sos bu şekilde hazırlanmış olacağız. Şimdi sosumuz hazırlandıktan sonra pilavımız yavaş yavaş hazırlanıyor. Ve pilavımız hazırlandıktan sonra hazırlanmış olduğumuz yeşilliğimiz. Onu da hop dökelim. Evet, biraz maydanozumuz ve de biraz da nanemizi de içine ilave ettik. Vay 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 vay. Mis mis. Buram buram kokuyor. Buram buram. Bol meyvemiz, kuru meyvemiz. Ondan sonra soğanımız. Oh. Ve biberlerimiz. Hepsiyle beraber iyice bir karıştırdık ve güzel bir iç harcımızı hazırlanmış olduk sevgili izleyenlerimiz. Mis gibi de oldu. Çok da güzel bir şekilde kokuyor sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle bir kapağını kapatıp sadece bir dakika bir dinlendireceğim. Fazla dinlendirmeye de gerek yok. Evet, şimdi pilavımız hazır. O bir iki dakika daha dinlensin. O dinlenirken ben de şöyle biraz hazırlığıma devam edeyim. Tavuğumuz hazır. Kullanacağımız kadar bir tane tavuğumuz. O da hazır sevgili izleyenlerimiz. Şimdi bir tane geniş tepsimiz. Kullanacağımız kadar tavuğumuzu alalım. Tavuğumuzu hazırladıktan sonra yavaş yavaş hemen içini iyice bir dolduracağız. Ve içini doldurduktan sonra fırın yolculuğu başlayacak. Fırında iyice bir pişecek. İyice bir piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Tenceremize yağımızı döktük. O yağımızı döktükten sonra tekrardan içine hemen soğanımızı piyaz şeklinde doğradık, ilave ettik. Soğanımızı iyice bir kavurduk. Bulgurumuzu içine ilave ettik. Bulgurumuzu kavurmaya devam ettik. Yeteri kadar baharatımız, 2 tane veya da 3 tane biberimiz içine ilave ettik. Ve onlarla beraber tekrardan karıştırdık. Kavurmaya devam ettik. Ondan sonra kuru meyvemiz, kuru kayısı, kuru üzüm ve kuş üzümümüzü de içine ilave ediyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Ve karıştırdıktan sonra suyumuzu içine ilave ettik. O iyice bir suyunu çekiyor. Ondan sonra yeşilliğimiz, dereotu, maydanozu veya da taze nane. Hangisini kullanacaksak onu da içine ilave edelim. Ve onunla beraber iyice bir pilavımız hazırlanacak. Ve pilavımız şu anda hazır. Yeşilliklerle de beraber karıştırıldı. Hop, şöyle bir alalım kenara. Harika bir pilavımız hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Evet, şimdi yavaş yavaş pilavımız hazırlandıktan sonra tavuğumuzu şöyle bir dolduralım. Alabildiği kadar harcımız. Evet, hemen harcımız hazır. İyice bir harcımızı şöyle güzelce bir alıyoruz ve tavuğumuzu doldurmaya başlıyoruz. Bulgurlu güzel bir pilavımızı hazırladık sevgili izleyenimiz. Pilavımız hazırlandıktan sonra onu şöyle bir kaşığımızı uç kısmıyla güzelce bir şekilde aşağı doğru itiyoruz. Devam. Bunları da tekrardan şöyle bir gönderelim. Evet. Harika oldu. Biraz daha. Şöyle küçük küçük. İyice bir tavuğumuzu dolduralım.
Evet. İyice bir doldurduktan sonra harika bir pilavımız ve tavuğumuz olmuş olacak sevgili izleyenlerim. Evet, şimdi tavuğumuz yeterli. Çok da aşırı bir şekilde doldurmayalım sevgili izleyenlerimiz. Biraz boşluk bırakalım. Niçin boşluk bıraktığımızı ben birazdan sizlere hemen onu da göstereceğim. Siz de aynısını yapın diye. Evet, bir tane domatesimiz tekrardan gelsin bakalım domatesimiz. Onu da şu şekilde bir kesiyoruz. Pilavlarımız çok fazla yanmasın diye onu kapak şeklinde kullanıyoruz ve ondan sonra üzerini güzelce bir kürdanla beraber kapatalım. Evet, ben hemen şuradan bir iki tane kürdanımızdan alacağım. Gerçi eldivenle de biraz da zor olacak ama şöyle bir veya da iki tane kürdanımız yeterli olacak. Kürdanımızda kapağını kapatacağız ve o kapağını kapattığımızda hem çok fazla yanmamış olacak hem de iyice bir hazırlanmış ve pişmiş olacak. Evet, şöyle bir kürdanla şöyle dikiş diker gibi onu güzelce bir şekilde bir kapatalım. Evet, burada ufak bir, yani buradaki amacımız pilavımız çok fazla belirgin olmasın hem de güzelce bir şekilde bir pişmesi için sevgili izleyenlerimiz. Evet, şimdi tavuğumuzu doldurduk, kapağını kapattık ve kapağını kapattıktan sonra onu şöyle bir çeviriyoruz. Biraz daha ben kenara doğru alacağım. Etimizin, yani tavuğumuzun şöyle bir kalın olan kısımları daha güzel bir şekilde pişmesi için, daha iyi bir şekilde bir hazırlanması için bıçağın uç kısmını dokunacağız, oralara bir çizikler atacağız. Oraya hem sosumuz aynı şekilde aşağı doğru dökülecek ve güzel bir lezzet katmış olacak. Hem de tavuğumuz daha güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. Onun için ben şöyle biraz şöyle bir kalın olan kısımlara şöyle biraz daha ufak bir çizikler atacağım. Güzelce bir buradan sos aşağı doğru aksın ve güzelce bir şekilde sosu çeksin diye. Evet. Biraz. Tabii ki bunu yaparken tavuğumuzu çok da fazla zedelemeden, yani pilavımız dışarı çıkmayacak şekilde hazırlamamız gerekiyor. Şimdi sosumuz hazır. Bunu hemen güzelce bir yavaş yavaş sürelim. Tavuğumuzu biraz daha ortaya doğru alabiliriz. Evet, her tarafı hazırlamış olduğumuz sosumuzla güzelce bir soslayacağız. Devam. Böyle güzelce bir sosladık mı? Ondan sonra yavaş yavaş salçamız hazır. Ve salçamızı hazırladıktan sonra tekrardan bunları ben şöyle güzelce bir biraz daha sosumu sürüyorum. Harika oldu tavuğumuz sevgili izleyenimiz. Şimdi tavuğumuzu hazırladık. Güzelce bir şekilde bir sosladık ve sosladıktan sonra fırına yolluyoruz. Ve o fırında iyice bir pişecek, iyice bir hazırlanacak ve yavaş yavaş ben hemen şöyle bir fırınımı ayarlıyorum ve güzelce bir şekilde pişirmeye gönderiyorum. Fırında programımız boyunca bir pişsin, iyice bir hazırlansın. Sizin de aceleniz yoksa, gerçi biz biraz daha hızlı bir şekilde bir pişmesi için sevgili izleyenimiz biraz acele ediyoruz. Acelemiz yoksa daha düşük bir dereceyle, 200 dereceyle yaklaşık 1,5 saat boyunca iyice bir pişirelim ve hem çok lezzetli olacak hem de güzel bir şekilde tavuğumuz pişmiş olacak ve tavuğumuz hazır ve o iyice bir pişmesi için ben şöyle fırınımı kapatıyorum ve o yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Güzelce bir şekilde bir hazırlama devam etsin. İyice bir pişsin. Ondan sonra sunumu da hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz ve güzelce bir şekilde onun sunumunu da sizlerle beraber yapmış olacağız. Evet, hemen şöyle de bir şey de yapabilirsiniz. Tavuğunuzun şöyle daha yumuşak olması için şöyle bir iki tane güveçin içine çok hafif biraz suyunuzu döküp altına bırakabilirsiniz. Yani biraz şöyle bir suyumuzu
güveçimizin içine çok fazla değil, azar azar suyumuzu dökelim. Bu tavuğumuz hem daha yumuşak pişimini sağlamış olacak hem de onu daha biraz daha güzel bir şekilde pişirmiş olacağız sevgili izleyenimiz. Sadece suyumuzu şöyle bir alta doğru bırakıyoruz. Onun buharıyla tavuğumuz daha yumuşak olacak ve daha güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. Tavuğumuzun altına da biraz suyumuzu koyduk. O da kaynayacak. Ona güzel bir hem lezzet hem de pişirimini sağlamış olacak. Evet, kapağını kapatıyoruz. Programımız boyunca tavuğumuz pişmeye devam etsin. İyice bir pişecek, iyice bir hazırlanacak. Ondan sonra sunumunu sizlerle beraber yapacağımız çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Evet, hemen ben de bu arada tezgahımı da toparlayayım. İyice bir tezgahımız hazır. Hem de şöyle bir toparlayalım. Ondan sonra pilavımız. Ben şöyle bir tabağın içine artan pilavımı alayım. Ondan sonra sizlerle beraber tatlı için neler yapacağız? Hangi malzemelerimiz var? Bir göz atalım sevgili izleyenimiz. Ve onu da güzelce bir şekilde sizlerle beraber hazırlayacağımız çok nefis ve güzel de bir tatlı olmuş olacak. Yoğun bir istek vardı tatlımızla ilgili. Muhallebeli güzel bir Kemal Paşa tatlımız. Hemen ben de bu arada artan pilavımızı şöyle arkadaşlar sonra yesin diye bir tane tabağımızın içine alacağım. Onu da kenara alacağız. Ondan sonra yavaş yavaş sizlerle beraber tatlımızın listesini alacağız. Ondan sonra yavaş yavaş tatlımızı hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bulabilirsiniz. TGRT olarak Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube sayfamızı takip edebilirsiniz. TGRT olarak Facebook, ondan sonra Instagram ve YouTube sayfalarımızda, Twitter sayfalarımızda bizleri takip edebilirsiniz. Orada da bütün yemeklerimizi bulabilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada da bütün yemeklerimi bulabilirsiniz, yemeklerinizi gönderebilirsiniz. Programımıza konuk olmak istiyorsanız, bizlerle beraber tanıtımlarınızı, reklamınızı yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim, Facebook ve Twitter adresimde de istediğiniz anda da bana ulaşabilirsiniz. Hem programımıza konuk olmak istiyorsanız, yemeklerimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız orada da bana ulaşabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Evet, şimdi pilavımız hazır. Onu da güzelce bir şekilde bir hazırladık. Pilavımızı hazırladıktan sonra sizlerle beraber çok güzel bir hemen muhallebili Kemal Paşa tatlımız var. Onun listesini alacağız ve ondan sonra tatlımızı hazırlamaya başlayalım. Önce bir neler kullanacağız, hangi malzemeler var onu bir görelim. Evet, şöyle Kemal Paşa'lı muhallebi tatlımız için kullanacağımız malzememiz 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz, 1 paket vanilyamız. Bu bizim muhallebi için bizlere gerekli olan malzemelerimiz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz. Ondan sonra 1 paket vanilyamızı kullanıyoruz. Pardon. İçine 1 su bardağı yakında şeker kullanacağız sevgili izleyenimiz. 1 su bardağı yakın toz şekerimiz olmuş olacak. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimizi kullanıyoruz. Ondan sonra Kemal Paşa tatlımız için ise hemen 1 paket Kemal Paşa tatlımız, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, ondan sonra 5 su bardağı kadar suyumuzu kullanacağız. 1 paket hazır Kemal Paşa tatlısı kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 5 su bardağı kadar su kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz, 1 paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz. Ondan sonra Kemal Paşa tatlımız içinse hemen 1 paket hazır Kemal Paşa tatlımız, 2 su bardağı kadar şekerimiz, 5 su bardağı kadar suyumuzu kullanacağız. 2 tane tenceremizi ocağa koyuyoruz. Ondan sonra hemen ilk tenceremize şekerimizi dökelim. Kemal Paşa tatlımız için. Bu hafif biraz karamelize olsun. Karamelize olduktan sonra suyumuzu içine döküyoruz. Suyumuzla beraber yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladıktan sonra Kemal Paşa tatlılarımızı içine dökeceğiz. Ve ilk 3 dakika bir karıştırabiliriz. İlk 3 dakika bir karıştırdıktan sonra altını kısacağız. Ondan sonra kapağını kapatacağız. Düşük bir dereceyle iyice bir suyunu çekene kadar o güzelce bir şekilde bir hemen tatlımız hazırlamaya başlayacak. Güzelce bir şekilde bir Kemal Paşa tatlılarımız şerbetini tamamıyla bir çekecek ve iyice bir tatlımız hazırlanmış olacak. O hazırlandıktan sonra kenara alacağız ve tekrar dinlendirmeye bırakabiliriz.
Ondan sonra ikinci tenceremize tereyağımızı dökeceğiz. İyice bir tereyağımızı eriteceğiz. Ondan sonra unumuzu içine ilave edeceğiz. Unumuzu güzelce bir kavuracağız. Ve unumuzu kavurduktan sonra sütümüzü azar azar içine ilave edeceğiz. Ondan sonra vanilyamızı içine ilave edeceğiz. Ve yeteri kadar şekerimizi döktükten sonra muhallebimiz hazırlanacak. Ve muhallebimiz hazırlandıktan sonra isterseniz tabağa veya da tepsiye hangisinde sunum yapacaksak onun altına dökeceğiz. Üzerine Kemalpaşa tatlarımızı dizeceğiz. Üzerine Hindistan ceviziyle beraber süsledikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, öncelik hemen biraz sıcak suyumuz bizlere lazım olacak. Sıcak suyumuzu ayarlayalım. Ondan sonra hazırlığımıza geçebiliriz. Evet. Şimdi şöyle bir suyumuzu da altına açalım. Tavuğumuzu ara sıra kontrol edeceğiz. Çünkü ilk başta ben biraz daha bir yüksek bir derecede pişirdim sevgili izleyenimiz. O birazdan tekrardan altını kısacağız. Yavaş yavaş tavuğumuz pişmeye devam edecek. Programımız boyunca bir pişsin, iyice bir hazırlansın. Biliyorsun çünkü uzun süreli bir pişmesi gerekiyor, iyice bir hazırlanması gerekiyor. Ve güzelce bir şekilde bir pişmesi için çok yüksek bir derecede değil, 200 veya 180 derecede hatta pişirebiliriz. İyice bir hazırlansın ve hazırlandıktan sonra sunuma hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi, şöyle şimdi kapaklarımızı ben kenara doğru alıyorum. İki tane tenceremiz hazır. Geniş olan tenceremizde Kemalpaşa tatlımızı hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Çok fazla dar bir tencere olmasın. Hem kırılmaması için hem de güzelce bir şekilde bir pişmesini istiyorsak geniş bir tane tencere tercih etmemiz gerekiyor. Onun için geniş tenceremizi Kemalpaşa tatlarımız için ayırdık. Evet, şöyle bir altlarını açıyoruz. 2 su bardağı toz şekerimiz hazır. Onu döküyoruz. 1 su bardağını da tekrardan muhallebimiz için ayırıyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş karemize olmaya başlasın. İyice bir hazırlansın. Ondan sonra muhallebimiz içinse şöyle biraz yağımızı tenceremize gönderelim. Yağımızı içine ilave ettikten sonra o yavaş yavaş bir erimeye başlasın, iyice bir erisin. Birebir ölçülerde de kullanabilirsiniz. Yani 3 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyorsak 3 yemek kaşığı kadar un da kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Veya da isterseniz şöyle de bir şey yapalım. 4 yemek kaşığı kadar kullanıyorsak 4 yemek kaşığı kadar daha tercih edebiliriz. Yani birebir ölçülerde kullanabiliriz. Ben bazen unu biraz hafif fazla tutuyorum. Fazla tutmamdaki amaç benim şu. Çünkü biz çok fazla dinlendiremiyoruz, bekletemiyoruz. Çünkü onu biraz daha dinlenmesi ve toparlaması için beklemesi gerekiyor. Biz hemen hızlıca hazırlıyoruz. Ondan sonra sunumlarını yapıyoruz. O da sizlerin gözünde de biraz daha güzel görünmesi için. Biz burada biraz daha unumuzu veya nişastamızı fazla tutuyoruz. Tabii ki biz bunu belirtiyoruz, dile de getiriyoruz. Size biraz daha eğer ki dinlendireceksiniz, unuzu isterseniz çok az da kullanabilirsiniz. Evet, yavaş yavaş biraz karemize olmaya başlasın. İyice bir bize kenarda yağımızı şöyle bir eritmeye başlıyoruz. Bir paket hazır Kemalpaşa tatlımız. Bu da hazır. Geniş bir ailesek, karabalık bir ailesek istersek biraz daha artırabiliriz. Sevgilimiz fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra yetecek kadar sütümüz. 4 yemek kaşığı kadar unumu da tencereme döküyorum. Ve unumu iyice bir kavuracağım. Unumuz ne kadar iyi kavrulursa tatlımız daha lezzetli olacak ve daha güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. Ve tatlımızın içinde çok da fazla un kokusunu da hissetmemiş olacağız. Onun için ne yapacağız? Bu çorbamızda da geçerlidir, yemeklerimizde ve tatlılarımızda da geçerlidir. Unumuzu çok iyi bir şekilde kavuralım ki hem güzel olması için hem de un kokusunu hissetmeyelim diye. Evet, şimdi yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Unumuz iyice bir kavrulsun ve ben de hemen onu bir karıştıracağım. Yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğim. Evet. Şekerimiz karemize olmaya devam etsin. Biraz daha altını açabiliriz. Evet. Biraz daha şöyle bir yağımızdan dökelim. Evet. Güzelce bir onu hemen
kavurmaya başlayalım. Evet. Yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Bu arada ben şöyle bir tezgahımı baktan toparlayayım. Pilavımız hazırlanmıştı. Onu tavuğumuzun içine doldurmuştuk ama artandan bir tane tabak hazırladık. Güzel görünmesi için onu ben şöyle bir elimizin altında kanmaması için köşeye doğru çekeceğim. Kenara beklesin. Bir tane isterseniz tepsi de kullanabiliriz sevgili izleyenler. Veya da dilerseniz tabakta kullanabilirsiniz. Yani tatlımızın sunumu için isterseniz düz bir tabakta kullanabilirsiniz. Veya da tepsi de tercih edebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız veya da istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ben şöyle ufak bir borcamımı, tepsimi kullanacağım. Ama siz isterseniz tabakta kullanabilirsiniz. İyice bir unumuz şöyle bir kavrulmaya başlandı. Güzelce bir kavurmaya devam edeceğiz. Dedik ki ne kadar çok iyi kavrulursa daha lezzetli ve daha güzel olacak. Onun için biz de elimizde geldiği kadar onu iyice bir kavuralım ki lezzetli bir muhallebi tatlısı hazırlamış olalım. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız veya da isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar unumu tencerenin içine döktük. Onları iyice bir kavurdum. Ve kavurmaya da devam ediyorum. Biraz daha şöyle bir kavurayım. Güzelce bir hazırlanması için. 1 litre kadar sütümüz. Hemen sütümüzü azar azar döküp güzel bir tatlımı hazırlamış olacağım. Evet, muhallebimiz için iyice bir karıştıralım. Ondan sonra bir paket vanilyamız. Hop! Hazır. Ve onu da iyice bir karıştıralım. Şekerimiz hazır. Şekerimiz de aynı şekilde içine dökelim. Ve şekerle beraber iyice bir karıştıralım. Bunları içine aktardıktan sonra fazla olan malzemelerimiz şimdilik bir kenara doğru bir alınsın. Evet, şerbetimiz yavaş yavaş karamelize oldu ve güzelce bir şekilde sevgili izleyenimiz hazırlanıyor o. Kenar kısımlarında şöyle bir kaşıkla toparlayalım. Topak kalmasın orada, unlarımız iyice bir çözülsün diye. Bir kaşık yardımıyla onu hafiften bir alabiliriz. Evet, şimdi muhallebimiz hazırlanıyor ve şekerimiz karamelize olmaya başladı. Ve şekerimiz karamelize olduktan sonra evet, boş bardağımızı ben şöyle bir aldım kenara ama şimdi bismillah diyoruz. Hop. Evet. Yavaş yavaş. Böyle bir yaklaşık 5 veya da istersen biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Su bardağı kadar suyumuzu dökelim. Sıda şöyle güzelce tabii sıcak olduğu için ben biraz daha elimi yakmadan suyumuzu içine dökeceğim. Evet. O iyice bir kaynasın. 1-2 su bardağı kadar daha ilave edelim. Evet, yaklaşık 4 veya 5 su bardağı yakın kullanabiliriz. Suyumuzu döktük ve suyumuzla beraber o iyice bir kaynamaya devam edecek. Biraz daha sıcak suyumuzu ayarlayalım. Şekerimiz hafif biraz karamelize olsun ki tatlımızın güzel görünmesini de sağlamış olacak sevgili izleyenimiz. Ve ona da güzel bir görüntü de katmış olacak. Şekerimiz karamelize olduktan sonra tekrardan suyumuzu içine döküyoruz. Ve suyumuzla beraber o yavaş yavaş İyice bir hazırlansın. Güzelce bir toparlanmış olsun. Evet, hemen şunları ben biraz daha kenara doğru çekeyim. Muhallebimiz iyice bir kaynamaya devam etsin birkaç dakika. İçine çok az bir limon suyumuzu da dökelim. Fazla değil, çok az bir limon suyumuz. Yeterli bu kadar. Evet. Şimdi limon suyumuzu içine döktükten sonra Kemal Paşa tatlarımızı
içine dökeceğiz. Ve Kemal Paşa'mızı içine döktükten sonra ilk başlarda onu şöyle bir karıştıralım. Biraz karıştırabiliriz. Çünkü bu şekilde karıştırdığımızda kesinlikle kırılmayacak, dağılmayacak. Ama sonradan şerbetini çekmeye başladıktan sonra eğer karıştırırsak kırılacak ve dağılacak ve istediğimiz gibi de olmayacak. Onun için parçalanacağı için ilk başlarda karıştıralım. Ondan sonra kendi haline bırakacağız. Ta ki şerbetini çekene kadar. Evet, hemen biraz daha. Şekerini. Kapağını kapatıyorum sevgili izleyenimiz. Tekrardan bir dakika sonra tekrardan karıştıracağım. Ve karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım. Ondan sonra altını da kısacağım. Ve yaklaşık bir 10 dakika kendi buharıyla beraber yavaş yavaş şöyle sık bir ateşte iyice bir şerbetini çekecek ve şerbetini çektikten sonra tatlımız güzelce bir şekilde hazırlanmış olacak. Evet, tekrardan karıştırdım ve altını da kısacağım. O yavaş yavaş şerbeti çekmeye devam etsin. Kenarda muhallebimiz hazırlanıyor. Tavuğumuz pişmeye devam ediyor. Biz şöyle bir şey yapalım sizlerle beraber. Hemen ben yavaş yavaş tezgahımı toparlamaya devam edeyim. Siz de bu arada kendinize bir tane çay alın. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber kaldığımız yerde devam edelim mi? O zaman ekran başına ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Kısa bir ara. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhallebi tatlımız hazır. Ondan sonra Kemalpaşa tatlarımız güzelce bir şekilde bir hazırlandı. Tenceremizin içine tereyağımızı dökmüştük ve ondan sonra tereyağımızı döktükten sonra ondan sonra unumuzu iyice bir kavurduk. Unumuz kavurduktan sonra tekrardan sütümüzü azar azar içine ilave etti. Bir paket vanilyamız ve yeteri kadar şekerimizi döktükten sonra muhallebimiz hazırlanıyor. İyice bir kaynadı ve şu anda kenarda bekliyor. Kemalpaşa tatlımız içinse hemen aynı şekilde şekerimizi karamize ettik. Ondan sonra içine suyumuzu 5 veya da 6 su bardağı kadar suyumuzu döküyoruz. Ve onunla beraber güzelce bir şekilde Kemalpaşa tatlarımızı içine döküyoruz. Ve ondan sonra yavaş yavaş ilk 3 dakika bir karıştırıyoruz. Ve ondan sonra kapağını kapatıyoruz. Kendi buharıyla beraber iyice bir şerbetini çekiyor. Ve şu anda da şerbetini çekti. Çok da güzel bir tatlımız hazır diyebiliriz. Hemen arkadaşlar bir yakın detay bir göstersin. Çok da güzel oldu sevgili izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi tamamıyla en ufak bir kırılma, dağılma, çatlama yok. Ve şerbetini de tamamıyla bir çekti. Bu şekilde tabii dinlendirirsek, yavaş yavaş pişirirsek hem çok güzel bir şekilde hazırlanmış olacak ve kırılmamış ve dağılmamış olacak. Ara sıra şöyle hafif biraz sirkeleyebiliriz tamamıyla bir şerbetini çekmesi için. Tenceremizi hafif biraz sirkeledik mi o iyice bir hazırlanmış olacak. Şimdi muhallebimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Hazırlamış olduğumuz önce bir muhallebimizi. Ben hemen onu güzelce bir şekilde bir ayarlayacağım. Sunum yapacağımız tabak olabilir veya da isterseniz tencere şöyle veya da isterseniz borcam da olabilir. Hangisinde sunum yapacaksak onu da güzelce bir şekilde sunumumuzu gerçekleştirebiliriz. Şöyle bir borcamımıza önce bir muhallebimizi dökelim. İyice bir. Çok da güzel kokuyor sevgili izleyenlerimiz. Evet. Oh. Nefis oldu, nefis. Evet. Hemen tenceremizi kenara doğru alalım. Ve ondan sonra biraz Hindistan cevizimiz güzel olacak. Hem üstüne hem de biraz daha şöyle bir muhallebimiz üstüne ve Kemalpaşa tatlarımız üzerine de serpiştirebiliriz. Evet, biraz üzerine döktükten sonra yavaş yavaş tatlımız hazır diyebiliriz. Kenara doğru alalım. Onu kenara doğru aldıktan sonra birkaç dakika bir dinlenebilir. O biraz daha dinlensin. Yani şu anda tamamıyla şerbetini çekti ama ben birkaç dakika bir dinlenmesi için sevgili izleyenimiz kenarda bekleteceğim. Bu şekilde kapağını kapatıyoruz. Birkaç dakika dinlendiriyoruz. Şimdi tatlımız hazır, muhallebimiz hazır, tavuğumuz pişmeye devam ediyor. Onu bir yakın detay bir gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir izleyenlerimiz bir görsün. Çok da güzel olmuş.
Hemen şöyle biraz kenara doğru çekeyim. Evet. Şöyle bir kameramız daha rahat bir şekilde görmesi için. Kenara doğru çektik. Evet, görebiliriz arkadaşlar, sizlerden ricam. Vay 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 vay. Nar gibi kızarmış, nar gibi. İyice bir hazırlanmış, iyice bir pişmiş ve pişmeye devam etsin. O güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Şimdi tavuğumuz pişiyor. Ondan sonra tatlımız hazır. Ben de hemen şöyle bir tenceremi ayarlayayım. Sizlerle beraber çok da güzel bir çorba hazırlayacağız. Sütlü domates çorbamız için neler kullanacağız onu bir görelim. Ondan sonra hazırlığımıza devam edelim. Evet, çorbamız için kullanacağımız malzemelerimiz nelermiş? Önce bir görelim listemizi. Sütlü domates çorbamız için kullanacağımız malzememiz 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 adet domatesimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, domates veya biber salçası, hangisi varsa elimizde onu da kullanabiliriz. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz ve pul biberimiz ve 1 çay kaşığı kadar toz şekerimiz, zaten 1 tane kesme şeker de kullanabiliriz bu arada. 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 adet domatesimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, domates veya da biber salçası olabilir. 1 çay bardağı kadar sütümüz, 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, yeteri kadar da çok az bir şekerimiz de kullanabiliriz sevgili izleyenimiz. 2 yemek kaşığı kadar un kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet domates, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 çay bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz ve 1 çay kaşığı kadar toz şeker veya da 1 tane de kesme şeker kullanabiliriz. Tenceremize yağımızı dökelim. Ondan sonra yağımızı döktükten sonra unumuzu içine ilave ediyoruz. Unu iyice bir kavuruyoruz. Unumuzu yavaş yavaş kavururken içine salçamızı, baharatlarımızı ilave ediyoruz. Onlarla beraber kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra 2 tane domatesimizi rendeliyoruz. Domatesimizi rendeledikten sonra domatesimizi de içine ilave ediyoruz. Ondan sonra yeteri kadar suyumuzu içine döküyoruz ve suyumuzla beraber çorbamız güzelce bir şekilde bir kaynıyor, hazırlanıyor. Çorbamız yavaş yavaş kaynarken tekrardan hemen üzerine güzelce bir şekilde bir yeteri kadar tuzumuzu, sütümüzü dökeceğiz. Onunla beraber tekrardan bir 10 dakika kaynayacak. Ondan sonra çorbamız hazırlanmış olacak ve sizler de afiyet içeceğiniz çok lezzetli, güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edebiliriz. Evet, önce bir yağımız. Şöyle bir 2 veya da 3 yemek kaşığı kadar dökelim. Yağımızı döktükten sonra tekrardan tenceremizin altını şöyle bir açalım. Tenceremizin altını açtıktan sonra yavaş yavaş onlar ısınmaya devam etsin. Biz de kenarda domatesimizi ayarlayalım. Hemen ben şöyle bir kenar rendemi alayım. Ondan sonra bir tane de tabağımız, biraz daha şöyle bir domates hem rendelensin güzelce bir hazırlamış olsun. İlk başta bir hem üstümüze sıçramasın diye yavaş yavaş hazırlamaya başlıyoruz. İyice bir domatesimizi rendelemeye devam edelim. Dilerseniz daha ufak da doğrayabilirsiniz sevgili izleyenimiz. Yani isterseniz ufak da doğrayabilirsiniz. Evet. Kabuğunu atalım. Bir tane daha domatesimiz. Şöyle. Başta da yavaş yavaş. Güzelce bir hazırlıyoruz. Süt ve lor peyniri. Domates çorbasına ben çok yakıştırıyorum. Çok da güzel bir lezzet ve aroma katıyor sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki kaşar peynir o ayrı bir tat katıyor. Ama hem lor peyniri hem süt ayrı bir tat ve lezzet katıyor. Siz de tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet, şimdi domatesimiz hazır bu arada. 2 tane domatesimizi rendeledik. Domatesimiz hazır. Şöyle biraz. Elimizi tekrardan bir suya tuttuk. Ve ondan sonra domatesimiz hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Evet, sıcak suyumuz. O da hazır olsun. Tavuğumuz pişmeye devam ediyor. Bu güzelce bir pişecek.
2 yemek kaşığı kadar unumuz. Çorbamız biraz hafif kıvamlı, güzel bir çorba olacak. Onun için ben biraz unumu içine ilave ettim. Evet, şimdi yavaş yavaş unumuzu kavuralım. İyice bir unumuzu şöyle karıştıralım. Ve yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğiz. Güzelce bir şekilde bir hazırlanması için sevgili izleyenlerimiz. Tamamıyla bir şerbetini çekmiş. Tatlımız da harika olmuş. O da hazır. Ben şöyle bir domatesimi hazırlamıştım. Onu kenara doğru alacağım. Ve ondan sonra salçamız da kenara doğru gelsin. Bir tavuğumuzu görelim sizlerle beraber. Bakalım ne durumda, ona bir göz atalım. Ondan sonra çorbamızı yapmaya devam edeceğiz. Vay 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 vay. Of of, böyle mis gibi olmuş, mis. Harika olmuş değil mi sevgili izleyenlerimiz? Çok da güzel olmuş, iyice bir pişmiş. Kızarmaya devam edecek. Ve çok da lezzetli ve güzel bir şekilde bir tavuğumuz hazırlanmış olacak. Evet, iyice bir hazır da diyebiliriz. Ben tekrardan fırına göndereceğim. Fırında yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şöyle bir kalın olan kısımlarına hemen bir bakalım. Evet, çok da güzel bir şekilde üste baktığımızda tavuğumuz pişti sevgili izleyenlerimiz. Programımız boyunca pişmeye devam etsin. Tabii yüksek bir derecede tutmayacağız. İyice bir hazırlansın. Evet. Ve yavaş yavaş pişmeye devam edecek iyice bir fırınımızda. Evet, unumuz demiştik. Unumuzla tekrardan iyice bir kavuralım. Çorbamızda hem un kokusunu hissetmemiş olacağız, hem de çok lezzetli ve güzel de bir çorba içmiş olacağız sevgili izleyenlerimiz. Onun için elimizde geldiği kadar unumuzu iyice bir kavuralım. Güzel olacak, hem de çok da lezzetli bir çorbamız hazırlamış olacak. Unumuzu iyice bir kavurduktan sonra salçamız, karışık biber ve domates salçası ben tercih ettim. Ama siz hangisi varsa elinizde onu da kullanabilirsiniz. Biber veya domates salçası, ikisi de güzel oluyor. Evet, salçamızı döktükten sonra tekrardan salçayla beraber iyice bir kavuralım. Salçayla beraber tekrardan iyice bir kavuruyoruz. Eğer ki ufak çocuk yoksa veya da vardır, acıyı seviyorlarsa kullanabiliriz. İçine biraz pul biberi, kırmızı toz biberi de tercih edebiliriz. O da ona artı bir lezzet ve tat katmış olacak. Ama çok da fazla aşırı olmasın. Sadece yarım tatlı kaşığı kadar kullanabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Onun için ben de çok fazla kullanmayacağım. Şöyle kırmızı toz biberimiz çok az. Minik biraz pul biberimiz. Gördüğünüz gibi çok az bir pul biberimi de içine döküyorum. Ve onunla beraber biraz daha karıştırıyoruz. Sizin de çok fazla hoşunuza gidiyorsa, eğer ki kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Biraz kuru nane, ona artı bir tat ve lezzet katmış olacak. Kullanabilirsiniz. Eğer ki sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz sevgili izleyenimiz. Ama ben çok da fazla kullanmayacağım. Onu da çok fazla kullanmayacağım. Sadece kaşık ucuyla hafif bir dokunuş yapıyoruz. Ona sadece biraz daha güzel bir aroma katması için. Ve yavaş yavaş kavurmaya devam ediyoruz. Yağımız, yeteri kadar unumuz, ondan sonra baharatlarımızı içine döktükten sonra rendelenmiş olduğumuz domatesimiz hazır. 2 tane domatesimi de döküyorum ve beraber iyice bir karıştıracağım. 2 tane domatesle beraber yavaş yavaş karıştırırken sıcak suyumuz bu arada hazırdı. Onu da şöyle bir yanımıza alıyoruz. Biraz daha. Hem güzel olması için beraber biraz karıştıralım. Evet, yeteri kadar suyumuzu döküp ilk başta bir şöyle bir erimesi, içimi karıştırıyoruz, topak kalmasın çorbamız. Evet, şimdi suyunu güzelce bir ayarlayalım.
Biraz hafif kıvamlı olacak çorbamız. Ona göre suyumuzu kullanırken ona göre ayarlamamız gerekiyor. Çok da aşırı bir şekilde su kullanmayacağız sevgili izleyenlerimiz. Evet. Şimdi güzel oldu ve iyice bir karışır. Eğer kaynayıp da çok fazla koyulaşırsa biraz daha su kullanabiliriz bu arada. Biraz daha su takviyesi yapabiliriz. Şimdi tenceremize yağımızı döktük. Ondan sonra unumuzu içine ilave ettik. Unumuzu iyice bir kavurduk. Unumuzu iyice bir kavurduktan sonra içine salçamızı ilave ettik. Salçayla beraber kavurmaya devam ettik. Salçayla beraber tamamıyla bir kavrulduktan sonra ondan sonra içine bir veya iki tane domatesimizi rendeleyip ilave ediyoruz ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ve suyumuzu içine ilave ettik. Suyla beraber yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladıktan sonra bir çay bardağı kadar sütümü de içine döküyorum. Onunla beraber hafif biraz karıştıralım. Yeteri kadar tuzumuz, biraz da tuzumuzu şöyle bir ayarlayalım. Tadına bakıp da ona göre de siz de tuzunuzu ayarlayabilirsiniz. Eğer ki tuzu verdikten sonra tadına bakıp tuzu yeterli değilse biraz da tuz takviyesi yapılabilir, kullanılabilir. Bir tane kesme şekerimiz. Şimdi kesme şekerimizi biz niçin kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz? Kesme şekerimizi kullanmamızdaki amacımız hem domatesin biraz hafif bir acımsı bir tadı olacak hem de salçanın acımsı bir tadı olacak. Ve onları gidermemiz için, ona artı bir tat katmamız için biraz şekerimizle onu biraz daha lezzetlendiriyoruz ve o acımsı tadı da gidermiş olacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş şöyle iyice bir karıştırıyoruz ve çorbamız kaynamaya devam etsin. İyice bir kaynasın, güzelce bir şekilde bir hazırlansın. O kaynadıktan sonra artık hemen hemen de sunuma da hazır diyebiliriz. Evet, ben hemen bu arada böyle bir ayarlamamı yapayım. Ve yavaş yavaş sunumlarımıza başlayacağım. Güzelce bir şekilde sunumlarımızı hemen yapalım. Evet, tatlımız bu arada hazırlanmıştı. Şöyle bir kaşığımızı alalım. Eldivenimizi değiştirelim. Biraz daha şöyle ocağın da altına ayarlayayım. Bir iki dakika bir beklememiz gerekiyor. Sevgili ya da birkaç saniye bir bekleyelim. Şimdi eldiven değiştirirken elimiz biraz hafif ıslanabilir. Onun için ıslak olduğu zaman eldiveni tekrardan takması biraz zor oluyor. Ben şöyle biraz elimi kurulayım. Ondan sonra eldivenlerimi şöyle bir takacağım. Hazırlığımıza devam edelim. Muhallebimiz için tenceremize yağımızı döktük. Unumuzu içine ilave ettik. 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Onunla beraber unumuzu kavuruyoruz. Ve kavurduktan sonra 1 litre kadar sütümüzü içine ilave ettik. Sütümüzle beraber iyice bir karıştıralım. Ondan sonra 1 su bardağı kadar şekerimiz. Eğer şekeri seviyorsak biraz daha artırabiliriz. Bir paket vanilyamızı ilave ettik ve onunla beraber güzel bir muhallebimizi hazırladık. Ve muhallebimizi hazırladıktan sonra hemen şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz tepsimizi içine döküyoruz. Ve tepsimize güzelce bir şekilde bir döktükten sonra üzerine biraz hindistan cevizimizi ilave ettik. Tatlımızı şöyle bir yakın bir detay bir görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dağılma yok, kırılma yok sevgili izleyenlerimiz. Hemen çok da güzel bir şekilde hazır diyebiliriz Kemalpaşa tatlımız. Onun için 2 su bardağı kadar toz şekerimi hemen tencereme ilave ettim. Hafif biraz karamelize ettim. Karamelize ettiğimizde ona artı bir renk ve görüntü katacak sevgili izleyenlerimiz. Ve tekrardan şekerimizi üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Ve suyumuzla beraber tekrardan o suyunu güzelce bir şekilde bir çekecek. Ve çektikten sonra Kemalpaşa tatlarımız hazırlanmış olacak. Ama Kemalpaşa tatlısı sizler de sevgili izleyenlerimiz. İşte Abdullah Usta biz Kemalpaşa tatlısı hazırlıyoruz. Ya çok fazla kırılıyor, dağılıyor, istediğimiz gibi olmuyor. Güzel olması için neler yapabiliriz? Bu şekilde sorularınız da oluyor sevgili izleyenlerimiz. Kemalpaşa tatlımızı ilk başta şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra içine dökeceğiz. İlk başlarda yani 2 dakika veya 3 dakika bir karıştıracağız. 2-3 dakika karıştırdıktan sonra kesinlikle herhangi bir müdahalede bulunmayacağız. Herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz ve ondan sonra kapağını kapatıyoruz ve 10 dakika boyunca güzelce bir şekilde bir dinlendiriyoruz. Bu iyice bir şerbetini çekecek. Arasında tenceremizi sirkeleyebiliriz. Güzelce bir şekilde şerbeti çekmesi için ve 10 dakika boyunca dinlendikten sonra tekrardan kenara alıyoruz ve kenarda da dinlendirmeye devam edeceğiz. İyice bir şerbetini çekmesi için ve kenarda da dinlendikten sonra tatlımız hazırlanmış olacak ve sunum yaparken yani tabaklarımıza da alırken biraz daha dikkatli bir şekilde şöyle bir kenar kısımlarından başlıyoruz almaya ve muhallebimizi veyahut da tabaklarımızı üzerine
güzelce bir şekilde sunumumuzu gerçekleştirebiliriz. Evet. Devam. Oh, mis gibi oldu. Gördüğünüz gibi en ufak bir kırılma, dağılma yok sevgili izleyenlerimiz. Ve çok da güzel oldu. Vay 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 vay. Mis gibi oldu, mis. Bir tane tabağımızda ben hemen onu da hazırlamıştım. Sizler görün diye şöyle bir alabiliriz. Bunu da muhallebisiz bir şekilde hazırlayabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir kameramız görsün diye kenara alıyorum. Evet. Harika oldu. Görüyorsunuz. Yani bir pakette bir tane dahi kırılma ve dağılma yok sevgili izleyenlerimiz. Onun için Kemal Paşa tatlımızı bu şekilde hazırlayabiliriz. Kırmadan, parçalamadan hem de çok lezzetli bir tatlı hazırlanabilir. Evet. Yavaş yavaş bunları da ben şöyle bir kenara doğru alıyorum. Ondan sonra güzel bir tatlımız hazırlanmış olacak. Evet. İyice bir hazır. Vay 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 vay. Evet sevgili izleyenlerimiz iyice bir hazırlandı. En ufak bir kırılma, dağılma yok. Hatta şöyle bir tencerede gösterelim sizlere. Çok da güzel oldu. Şerbeti üzerine dökebiliriz. Ben şöyle bir üzerine dökeyim şerbetini. Çok az bir şerbet kalmıştı zaten. Evet. Güzelce bir hazırladık. Üzerini ufaktan bir süsleyelim. Antep tuz fıstığı veya da Hindistan cevizi çok yakışıyor. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Ondan sonra vay 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 vay. Evet, nefis oldu, nefis. Harika oldu sevgili izleyenlerimiz. Şimdi tatlımız bu arada hazır. Çorbamızı unuttuk tabii ki. Tatlıya daldık. Çorbamız ne durumda? O da yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor. Evet, şimdi tavuğumuz hemen hemen hazır. Çorbamız hazır, tatlımız da hazır. Ben tatlımızı şöyle bir kenara doğru bir alacağım. Çorbamız demiştik. Onu da güzelce bir hazırladık. Çorbamız da hazır. Çorbamızın sunumu için çorba kasemiz gelsin. Evet. Şöyle biraz yer açalım. Sunum için. Şimdi güzel bir sütlü domates çorbamız içinse sevgili izleyenlerimiz hemen kaç dakikamız kaldı bu arada arkadaşlar? Evet. Tavuğumuz biraz daha bir toparlanmış olsun arkadaşlar. Ben de bu arada güzel bir salatamı hazırlayacağım. Ve yavaş yavaş neler yaptığımıza sizlerle beraber göz atmış olacağız inşallah. Hop. Gelsin bakalım. Güzel çorbamız hazır. Hop. Kenara doğru çorbamız hazırlandı. Onu kenara doğru aldık. Bak bir. Güzel görünmesi için yeşilliğimiz hazır. Şimdi tavuğumuz yavaş yavaş devam etsin onlar hazırlanmaya. Pişmeye devam etsin. Onlar pişerken biz de buğday piyazını yapalım sizlerle beraber. Buğdayla beraber güzel bir piyaz salatamızı yapalım sevgili izleyenlerimiz. Onun için hemen biraz buğdayımız, ondan sonra çok az bir zeytinimiz, kuru soğanımız, onlarla beraber güzel bir piyaz hazırlayabiliriz. Evet. Şöyle soğanımız dedik. Hop. Hemen buğdayımızı ilk başta bir dökelim. Haşlamış olduğumuz buğdayımız hazır. Ben şöyle bir kameramız görecek şekilde ayarlıyorum. Biraz tuzumu, ondan sonra biraz pul biberimiz, çok hafif pul biberimiz. Ufak çocuk varsa onlar için
zaten kullanmıyoruz pul biberini. Biraz güzel bir aroma katması için hafif kekik ve çok az bir kimyonumu içine döküyorum. Kimyonumu döktükten sonra biraz zeytinimiz içine dökelim ve şöyle bir hazır. Kenara aldık. Ondan sonra soğanımız hemen. Onu da ufak ufak doğrayalım. Soğanımız da hazırlandıktan sonra hop soğanımızı kabımızı içine yollayalım. Bunları ben şöyle bir kenara doğru alacağım. Ondan sonra burada biraz yeşilliğimiz güzel olur. Maydanoz. Hemen çok az bir yeşilliğimizi. Evet. Güzelce bir nanemiz ve maydanozumuz hazır. Bunları da minik minik doğrayalım. Hop. Bunlar kenarda beklesin bakalım. Onları süslemede kullanacağız. Evet. Şimdi yeşilliğimiz hazır. Onu da buğdayımız içine aktardık. Zeytinimiz, yeşilliğimiz hepsini içine ilave ettik. Ve onunla beraber birazdan harmanlayacağız. Ondan sonra şöyle bir tane kabımız ve domatesimizi de ayarlayacağız. Bir tane sunum yapacağımız tabağımız da güzel olur sevgili izleyenlerimiz. Tavuğumuz harika olmuş. Onu birazdan alacağız. Şöyle bir domatesimizi önce bir ufaktan bir keselim. Ve domatesimizi biraz içine belirgin olsun. Küçük küçük doğrayacağız. Doğramış olduğumuz domatesimiz tekrardan kabımıza gidiyor. Ondan sonra bir tane havuç. Ben hemen şuradan bir soyacağımı alayım. Küçük bir tane havuç yeterli olacak. Sonun kala bana söylersiniz arkadaşlar. Evet hemen havucu da soyduk. Ve rendemiz gelsin bakalım. Bir tane minik havucumuzu hop rendeledik. Ondan sonra havucumuz hazır ve onu da gönderdik. Yeşilliğimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Son 10 dakika mı kaldı? Tamam. Evet, şöyle ufak bir yeşilliğimizi son olarak bu şekilde bir ilave edelim ve fazla olan kablarımızı kenara doğru yeşilliğimizi aldık. Ve kıvırcık veya da isterseniz marul hangisini seviyorsak onu da kullanabiliriz sevgili izleyenimiz. Bunlar da minik. Minik. Doğrayalım. Çok fazla iri olmasın. Piyazın içinde ben çok da fazla görünmesi istemediğim için bu şekilde hazırlıyorum. Ve biberim. Çekirdeklerini de alalım. Ondan sonra onu da doğradık mı? Harika oldu. Evet şimdi salatamız ve piyazımız da diyebiliriz sevgili izleyicimiz. Buğday piyazımız harika oldu. Ve güzelce bir karıştıralım. Üzerine eğer ki yumurta da seviyorsanız yumurta da haşlayıp kullanabiliriz sevgili izleyicimiz. Tercih edebilirsiniz. Evet, yeşilliğimiz, buğdayımız, zeytinimiz, domatesimiz, havuç hepsiyle beraber iyice bir harmanlanıyor. Ondan sonra sunum yapacağımız tabağımıza alıyoruz. Evet, böyle güzelce bir sunumunu yapalım. Üzerinin için biraz da şöyle bir zeytinimiz
olabilir. Evet. Hemen kabımızı şöyle bir kaldırdık. Şimdi yavaş yavaş üzeri için biraz yeşilliğimiz hazır. Ve bu arada ben şöyle bir tezgahımı toparlayacağım. Bunları kenara doğru alalım. Üzeri için biraz zeytinyağımız. Şöyle üzeri için. Hafif. Biraz zeytinyağımız. Ve biraz da nar ekşisi kullanabiliriz sevgili izleyenimiz. Ben biraz da nar ekşisi üzerine dökeceğim. Ha, ondan sonra sunuma hazır diyebiliriz. Evet. Oh, şöyle mis gibi mis. Vay 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 vay. Evet. Mis gibi oldu mis. Hop. Harika oldu sevgili izleyenlerimiz. Ve üzerine sevgili Fırat'ın çok sevdiği biraz da acı sos. Evet. Hafif. Acı sosumuz da ona artı bir tat ve lezzet katacak. Of 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 of. Evet, şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum sevgili izleyenlerimiz. Onu iyice bir hazırladık. Ve yavaş yavaş tavuğumuzu hazır. Vay 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 vay. Nefis olmuş, nefis. Çok da güzel bir şekilde hazırlanmış sevgili izleyenlerimiz. İyice bir pişmiş. Ve çok da güzel bir şekilde hazır diyoruz. Biraz şöyle üstünde, bunlar sadece baharat olduğu için şöyle ufak bir baharatları aşağı doğru da alabiliriz sevgili izleyenimiz. Evet, şöyle hafif bir dokunuş. Sadece üzerindeki baharatlarımızı bu şekilde de alabiliyoruz. Evet. Nefis oldu, nefis. Tavuğumuz nar gibi kızardı. Hazır. Ve tavuğumuzu hazırladıktan sonra sunum yapacağımız... Ben şurada bir sağlam bir kaşık. Güzelce bir şekilde bir sunumumuzu yapalım. Hop. Evet. Şimdi hazır. Evet, ben şöyle bir... Bunu kenara doğru alacağım. Evet, geldim, buradayım. Şimdi tavuğumuz hazır sevgili izleyenlerimiz. Evet, tavuğumuz harika oldu. Çok da güzel bir şekilde hazırlandı. Kirdanları alalım buradan. Evet, kirdanları aldıktan sonra ufak bir keselim. İzleyenlerimiz böyle bir pilavı görsünler diye ben ufak bir şöyle bir keseceğim sevgili izleyenlerimiz. Ve nefis bir şekilde tavuğumuz hazırlandı. Alalım arkadaşlar kenara doğru. Evet, ben hemen onu da şöyle bir kenara doğru aldım. Evet, hazırız. Ben hemen şöyle bir elimi suya tutayım. Yemeklerimiz hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Siz de tabii ki yemeklerinizi tekrar merak ediyorsanız benim sosyal medya hesabımda da bakabilirsiniz. bitişikşefablosa.tgt Instagram sayfamda da selamlarınız varsa gönderebilirsiniz. Orada da yemek hakkında hem bilgi alabilirsiniz hem de yemeklerimizi orada da bulabilirsiniz. Evet. 3 tane yemeğimiz hazırlandı. Tezgahımızı üzerine aldık. Yavaş yavaş göz atabiliriz. Evet, önce bir tatlımızla başlıyoruz sevgili izleyenimiz. Kemalpaşalı muhallebi tatlımız için kullanmış olduğumuz malzememiz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 litre kadar sütümüz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz, 1 paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz. Bu muhallebimiz için bizlere gerekli olan malzemelerimiz. Kemalpaşa tatlımız içinse 1 paket hazır Kemalpaşa tatlımızı kullandık. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 5 su bardağı kadar suyumuz kullanıldı. 1 paket Kemalpaşa tatlımız, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 5 su bardağı kadar suyumuzu kullandık. 2 tane tenceremizi ocağa koyduk. Birinci tenceremize hemen şekerimizi döküyoruz. Hafif biraz karamelize ediyoruz. Ondan sonra suyumuzu döküyoruz. Suyumuzu döktükten sonra içine Kemalpaşa tatlarımızı döküyoruz. İlk 3 dakika bir karıştıralım. Onu karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. İyice bir dinlendiriyoruz.
Tamamıyla şerbetini çektikten sonra tekrardan kenara alıyoruz ve dinlendirmeye bırakıyoruz. İkinci tenceremize tereyağımızı döktük, unumuzu kavurduk. Unumuzu iyice bir kavurduktan sonra sütümüzü ve şekerimizi, vanilyamızı ilave ediyoruz. Ve muhallebi tatlımızı hazırlıyoruz. Muhallebimiz hazırlandıktan sonra tepsimize ve tabağımıza döküyoruz. Üzerine Kemalpaşa tatlarımızla beraber süslüyoruz. Ve süsledikten sonra Hindistan cevizi, Antep tuz fıstığı hangisi varsa elimizde onunla beraber süslüyoruz. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir tatlı olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Kuru meyveli bulgurlu tavuk dolmamız için ise kullanmış olduğumuz malzememiz 1 adet bütün tavuğumuz, 2 su bardağı kadar bulgurumuz, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 50 gram kadar kuru üzüm, 50 gram kadar kuş üzümümüz, 1 çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz, nanemiz, kırmızı toz biberimiz, 1 tutam maydanoz kullanıyoruz. 1 adet bütün tavuk, 2 su bardağı kadar bulgurumuz, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar 50 gram kadar kuru üzümümüz, 3 yemek kaşığı kadar kuş üzümü kullanırız. Tabii az ve de fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz, nanemiz ve kırmızı toz biberimiz, 1 tutam maydanoz kullanıyoruz. 1 adet bütün tavuğumuz, 2 su bardağı kadar bulgurumuz, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 50 gram kadar kuru üzüm, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar kuş üzümümüz, 1 çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz, nanemiz, ondan sonra kırmızı toz biberimiz, 1 tutam maydanoz kullanıyoruz. Tenceremize yağımızı döktük, soğanımızı doğradık, içine ilave ettik. Soğanımızı iyice bir kavurduk. Ve soğanımızı iyice bir kavurduktan sonra tekrardan içine bulgurumuzu ilave ettik. Bulgurumuzu kavurmaya devam ettik. Ve bulgurumuzu iyice bir kavuruyoruz. Ondan sonra sırasıyla içine tekrardan biberimizi, meyvemizi, kuru meyvemizi, ondan sonra baharatımızı ilave ediyoruz ve suyumuzu içine döküyoruz. Suyumuzu bir 5 dakika bir çekiyoruz. Suyunu iyice bir çektikten sonra içine biraz da maydanozumuzu ilave ettik. Onunla beraber karıştırdık ve tavuğumuzu içine dolduruyoruz. Tavuğumuzu içine doldurduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Ayrı bir kapta yağımızı, baharatlarımızı karıştırdık. Onu da üzerine döktük ve fırına gönderdik. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Sütlü domates çorbamız için ise kullanmış olduğumuz malzememiz 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 adet domatesimiz, 3 adet 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 çay bardağı kadar sütümüz, 1 çay kaşığı kadar tuz, toz şekerimiz ve hafif biraz da pulveri kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 adet domatesimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar sütümüz, 1 çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz ve toz şekerimizi kullandık. Tenceremize hemen yağımızı döktük, unumuzu içine ilave ettik, unumuzu iyice bir kavurduk. Unumuzu kavurduktan sonra hemen içine tekrardan salçamızı ve domatesimizi ilave ediyoruz. Onunla beraber kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Yeteri kadar baharatımızı, sütümüzü de ilave ettikten sonra tekrardan 10-15 dakika kaynayacak. En son olarak tuzumuzu ilave ediyoruz ve tuzla beraber kaynadıktan sonra çorbamız hazırlanmış olacak. Ve sizler de afiyetle içeceğiniz çok lezzetli, güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Hemen şöyle listeleri sadece bir izleyenlerimize bir gösterelim. Saymayacağız arkadaşlar. Bir izleyenlerimiz bir görsün. Yarın neler var? Onu kısaca bir görelim. Ondan sonra kapanış yapalım. Evet. Hemen kısaca bir görelim onları. Evet, yarınki listelerimiz geliyor. Sizler için hazırlayacağımız yemeklerimiz, sevgili izleyenlerimiz. Onu da bir görelim. Çünkü onda bir istek var. Görmek de istiyorsunuz. Hemen kısaca bir görelim. Evet. Sesin kesildi ama. Evet, yarın dondurmalı ıspanaklı irmik helvamız var, tatlı yapacağız. Devam edelim arkadaşlar. Süremiz şimdi kalmadı herhalde. Sesin biraz tam gelmiyor ama. Evet, yufkalı şiş köftemiz var sevgili izleyenimiz. Dana kıymasıyla yapacağımız çok lezzetli, güzel bir sunum olacak. Devam edelim, size deneyeceğim. Evet, sarımsaklı şöyle düğün çorbamız var, tavuklu düğün çorbamız var. Düğün çorbası yapacağız. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik sevgili izleyenimiz. İnşallah sizler de evlerinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik sunumlar olmuş olacak. Ve biz de bu şekilde yemeklerimizi hazırladık. Selamlarınız, aynı şekilde selamlarınızı alıyoruz. Sevgili Yasemin Hanım, ondan sonra sevgili Yasemin Ceyhan Çetin'e benden kucak dolusu sevgiye selamlar olsun. Dilek Hanım'a, ondan sonra Kıraç Bey'e benden kucak dolusu sevgiye selamlar olmuş olsun. Evet, öncelikle tabii ki gurbetçilerimiz, onları çok seviyorum. Buradan bütün gurbetçilere benden kucak dolusu sevgiye selamlar olmuş olsun. Türkiye'de izleyen herkese, desteğini esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgiler selamlar olmuş olsun. Askerlerimize, polislerimize, memurlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.